Günümüzde tarım sektörüne olan ilgi pandemi süreci de birlikte her geçen gün artıyor. Büyük kentlerdeki bireyler tarım denince odaklandıkları ilk alan topraksız tarım. Topraksız tarım, teknoloji kullanımı, verimlilik ve iklim koşullarından bağımsız bir üretim ortamıyla yılın her mevsiminde üretim yapabilmenin getirdiği büyük bir avantaja sahip. Ben aslında topraksız tarım eğitimine hiçbir bilgim olmamasına rağmen katılmak istedim. Çünkü pandemi sonrasında yaşadığımız dönemde sürdürülebilirlik konusunda, kaynaklarımızın kıtlığı konusunda neler yapabiliriz diye değerlendirmeler yapmak istiyordum. Bu iki günlük eğitim çok faydalı oldu. Yani sıfır bilgiden şu anda bir yatırım planına dönüşecek şekilde ayrılmış bulunuyorum. Topraksız tarım hakkında hem dünyadaki gelişmeleri hem ülkemizdeki gelişmeleri takip ederek aslında hangi noktada olduğumuzu ve dünyanın nereye doğru gittiğini algılamaya çalıştım. Tabii bunları da takip ederken özellikle Kibele Proje tarafında son derece yararlı, faydalı etkinlikler yaptığınızı, gelişmeler gösterdiğinizi de gördüm. İçerik, ülkemizin şu anki durumu, sektörel bakış açısı anlamında da son derece farkındalık anlamında güzel bir hafta sonu eğitimi gerçekleştirmiş oldum. Bu alana yönelmek istedikleri zaman ilk odaklandıkları konu bilgi oluyor. Bu bilgiye erişmek oluyor. Kibele Project olarak biz 2019 yılından beri topraksız tarım eğitimini gerçekleştiriyoruz. Ziraat Yüksek Mühendisi Gökhan Sivaslı'nın eğitmenliğinde çok farklı bir eğitim gerçekleştiriyoruz. Teorik bilgiyle uygulamalı eğitimi bir arada sunma fırsatı sunuyoruz. Ve bu katılımcılar için büyük bir avantaj sunuyor. Bir nevi bir danışmanlık kıvamında bir eğitimden söz edebiliriz. Bugün de gerçekleştirdiğimiz buradaki ziyaretle gelinen noktayı aslında başarabileceğimize, sektöre dair bizim umutlu olmamız gerektiğini, ancak alt bileşenlerin iyi incelenmesi gerektiği, bu incelemelerimizin de bir noktada hem bilimsel veriyle hem ilgili destek hibe noktalarında oradaki faydaları da iyi analiz edip bu süreci böyle ilerletebileceğimizi anlamış oldum ben de. Ne bekliyordum? Açıkçası bir beklentim şöyle, konuyla ilgili çok vakıf değildim ama biz kullanacağımız sağlıklı bir şekilde, sürdürülebilir bir şekilde, doğaya da saygı duyarak bir ürünle ya da bir hizmetle çıkabilir miyiz diye bir düşüncem vardı. Bu şekilde bir çalışma oldu. Benim için hem teorik anlamda, hem uygulamalı anlamda, hem de eğitmenlerin bilgi birikimiyle çok çok faydalı bir program içerisinden çıktım. Gerçekten de 7 tane bir yatırım planı fikriyle buradan ayrılmış bulunuyorum. Teşekkür ederim.